İkinci sırada yarışacak olan okulumuz ve öğrencimiz Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu'nda Fadime Erman. Şiirlerinin büyük çoğunluğunu ise başyazarı bulunduğu Sevil-i Reşat dergisinde yayınlar. Mehmet Akif'i hakkıyla anmak, anlamak ve anlatmak minnet borcumuzdur. Akif'i anlamak ise onun safahatından geçmektedir. Safahat kelimesi dönemler, devreler demektir. 7 bölümden oluşan bu kitapta Akif, cemiyetteki sosyal dertleri ve meseleleri ele almaktadır. Cahillik gibi kötü halleri, insanın acı karşısındaki çaresizliğini, hürriyetin yanlış anlaşıldığını, doğrusunu öğrenmeye de kimsenin niyeti olmadığını anlatmaktadır. Aydınlar dini, milli her şeyi bırakıp Avrupa'nın izinden gitmekle, halk ise faydalı bile olsa yeniliklere karşı çıkmaktadır. Akif bütün bu yanlışları ve bu hal devam ederse milletin başına gelecek felaketleri sayar ve cemaatin ruhsuzluğu karşısında adeta haykırır. O sırada Hicaz'da teşkilat-ı mahsusada görev yapmaktayken Akif'in gözü kulağı Çanakkale Muharebesi'nden gelecek müjdeli haberdedir. Kuşçubaşı Eşref'in deyimiyle müjdeli haberden Akif, sevinç gözyaşlığı içerisinde secdeye kapanır ve bir müddet kalkamaz. Hiçbir şey söylemez, adeta dar kesilmiştir. Gözyaşları toprağı ıslatır. Kalkar, çadırına gider. Bir süre sonra geldiğinde ise o muhteşem Çanakkale şehitlerinin şiirini yazmıştı. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inene gök sokak aldı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek.
gelmiştir. O sırada Genelkurmay Başkanlığı Marif Vekaleti'ne müracaat ederek savaşımızın manasını anlatacak bir marşın yazılmasını istemişti. Bakanlık birinci seçilen şiirde 500 lira müsabaka açmıştı. 724 şairin girdiği yarışa Mehmet Akif girmiyordu. Çünkü işin içinde para vardı. Akif nasıl girerdi? Memleketinin kurtulacağını parayla mı söyleyecekti? Halk Akif'in asker üzerindeki, millet toplum üzerindeki oyun tarafını, kalem tarafını çok iyi biliyordu. Bu yüzden dönemin Marif Vekili Hamdullah Sufi Akif'e ısrar ediyordu. Sonunda Akif'i ödül almayacağına razı ettiler. Ve Akif İstiklal Marşımızı yazmaya başladı. Bazı geceler gelen inanımı kaçırmamak için bazı dörtlükleri o sırada bulunduğu Tacettin Dergahı'nın duvarlarına kazımıştı. İlk dizesinde korkma diyordu milletine. Bundan 1400 yıl önce Hicret esnasında Peygamber Efendimiz en yakın dostuyla Sevim Mahallesi'ne sığındığında Ebu Bekir'in korkması üzerine nasıl onu teselli etmiş, korkma Allah bizimle beraber demişse Akif de milletine bu gücü vermek için korkma eğer bu yurdumuzda tek bir hanenin bile ocağı tutuyor ise şafaklarımızdaki al bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır diyordu. 1 Mart 1921'de İstiklal Marşımız Hamdullah Sufi tarafından mecliste şiddetli alkışlar esnasında okundu. Ruhları müthiş bir heyecan sarmıştı. Meclis alkışlarla iniyorken Akif mahcubiyetinden kollarıyla başını kapatmış ve